Değerli izleyenler merhaba. Ruh sağlığında bugün disleksi yani özel öğrenme güçlüğü konusunu ele alacağız. Konuğumuz Osman Gazi Tıp Merkezi'nden psikolog Büşra Dargut. Sorularınız için 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün önemli bir konuya değineceğiz. Çünkü gerçekten aileler çok büyük sıkıntı yaşayabiliyor bununla ilgili ki zaten konuştuğumuzda da anlatacağız. Bunun belirtisi ve eğitim kısmı çok önemli. Ama ilk olarak disleksi dediğimizde bize biraz daha yabancı geliyor ya da bilmiyor olabiliriz. Ne anlamamız gerekiyor? Şimdi şöyle, disleksi aslında özel öğrenme güçlüğü denen geniş bir şemsiyenin altındaki bir birim olarak karşımıza çıkıyor. Disleksi çocuklarda okuma ve yazma zorluğu, daha çok okuma zorluğuyla karşılaştığımız bir durum. Bunu yaşayan çocukları tanımlandıklarında disleksik diyoruz. Eğer yazma konusunda bir sıkıntı varsa buna disgrafi diyoruz. Eğer matematik becerilerinde sıkıntı yaşayabiliyorlar, bunlara diskalkuli deniyor. Başka çeşitlerin isimleri var ama bunlara genel anlamda çocukların yaşadığı özel öğrenme güçlükleri diye adlandırıyoruz. Bu işte okumaydı, yazmaydı, hecelemeydi, organize olmaydı şeklinde karşımıza çıkan bir bilgi işleme problemi aslında. Buna sebebiyet veren şeyler nedir dendiğinde ise şöyle bir durum söz konusu. Yapılan araştırmalar bir kısmı genetik olduğunu ama bu genetik yatkınlığın aynı zamanda çevre, aile, eğitim gibi kişiliğin getirdiği ya da işte öğrenme süreçlerinin getirdiği aksamalarla desteklenip açığa çıkmasından bahsediliyor. İlk etapta bu uzun yıllar önce, 107 yıl kadar önce sanırım 14 yaşında bir çocukta tanılanmış bu. O dönemdeki insanlar buna disleksi ya da özel öğrenme güçlüğü demek yerine kelime körlüğü demişler. Ama işte günümüze kadar gelen süreçte bunların nasıl tanılandığı, ne yapıldığı ile ilgili daha çok bilgi birikimine sahibiz. Ama bunları telafi etmekle ilgili hala kat etmemiz gereken yollar var. Bu görünme şekillerinden az önce bahsettiniz ya, yazma olarak olabiliyor dedik ya da okuma olarak olabiliyor dedik. Bu peki belirtisi daha çok çocuk okula başladığında mı ortaya çıkıyor yoksa çok daha erken yaşlarda da bu görülebiliyor mu? Şimdi bu işte olayın en önemli noktası. Neden en önemli noktası? Çünkü her türlü problemde olduğu gibi erken teşhis her zaman müdahale için en önemli şey. Genelde bu tanı konulması için çocuk muhtemelen okula başlamış ve davranış problemleri ya da okulla ilgili bir başarı problemi ortaya koymuş oluyor ki o sebeple getirilen çocuk çok detaylı araştırmalar sonucunda yani klinik anlamda çok hassas ve titiz görülmesi gereken bir konu. Çünkü birçok klinisyenin böyle bir şeyden ya da bunun nasıl tanılandığı ile ilgili bilgi birikimi de çok az. Ama detaylı bir hatta birkaç uzmanın birlikte baktığı bir detaylandırma sonrasında çocuktaki bu problem tespit ediliyor. Genelde işte okula başlama döneminde karşımıza geliyor. Ama asıl okul dönemi öncesi de bu 3-5 yaş dediğimiz dönemde ailenin fark etmesine sebebiyet verecek bazı tavırlar ortaya koyuyor aslında çocuk. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Nasıl bir dışarıda gözleri görmeyen kör biriyle karşılaşıldığında aileler olsun, etraftaki insanlar olsun yardım etmek için hemen ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu çocuklara nedense yardım eli uzatılmıyor. Neden? Çünkü şımarık diyorlar, tembel diyorlar. Bunun halası da böyleydi, yok dayısı da şöyleydi gibi böyle söylemlerle büyüyecek, geçecek falan şeklinde çocuğa yardım etmiyorlar. Ve doğal olarak nasıl bir köre önüne kitap verip hadi oku bakalım öğren dediğinde yapamayacaksa da bu çocuklar da aynı şekilde okula başladıklarında öğrenemiyor, okuyamıyor, yazamıyor ve doğal olarak organize olamadığı için de davranış problemleri ortaya koyuyor oluyorlar. Yani burada yaş ilerledikçe aslında düzelebilecek bir şey gibi mi görülüyor daha İşte çok ailede? Aileler böyle olduğu bu izlenime kapılıyorlar. Bundan çünkü dolayı da neden? Geç kalıyor. Aile öyküsüne bakıldığında klinik değerlendirmenin ilk aşaması budur. Detaylı bir aile öyküsü alınması gerekiyor. Ailede daha önce böyle bir işte davranış gösteren var mıydı? Onlar için bu bir davranış bozukluğu çünkü. Hocam hiperaktif durmuyor. İşte yaşıtları 4. sınıfa geldi bu daha şunları yapamıyor. Adam akıllı okuyamıyor falan şeklinde tanımlarla geliyorlar. Ailede böyle olan var mıydı deyince hemen zaten açığa çıkıyor ve bu o yüzden normal gözüküyor. Aslında normal değil. Çocuk öğrenmede zorluk çekiyor. Yani öğrenemiyor. İşte eğer disleksi ise okumada problem yaşıyor. Neden?
Nasıl problemler? Kelimeleri tersten görebiliyor. Yani bazen benzerlikleri kuramıyor. Özellikle işte okul öncesi dönemde çocuk mesela masa ile sehpayı ayırt edemiyor. Bunu aile fark eder. Ya da bazı söylediğiniz talimatlara geri bildirim vermiyordur. İşte yavaş yavaş mesela merdiven çıkmayı öğrenmesi gereken yapmıyordur. Ama bizim işte okul öncesi dönemde bunu ailelerde keşfedememe sebebimiz aslında şununla başlıyor. Biz o kadar çocuğun kendi başına olmasına müsaade etmiyoruz ki zaten. Evet. Problemi göremiyoruz. Yani işte montunu ilikleyebiliyor mu? Merdiven çıkamıyor. Kaşık çatal kullanabiliyor mu? Bilmiyor aile çünkü zaten izin vermemiş. Ki bunu sizle konuştuğumuz daha önceki programlarda evet, da aslında çok üzerinde durduk. Bırakılmıyor çocuklar bir şekilde evet. ve rahat bir şekilde kendisi bir şeyler yapamıyor. Çocuk ve hala daha birçok evet. anne baba buna müdahale ediyor ne yazık ki. İşte maalesef aileler burada iyilik yaptıklarını düşünerek aslında çocuğa zarar vermiş. Onların evet. benliklerinin gelişmesi, daha doğrusu bir birey olmalarına en büyük darbeyi kendileri indirmiş oluyorlar. Çünkü kendi başına kendi kendini idame ettirmesini sağlayamadığımız çocuğun işte böyle bir problemi varsa mesela en basitinden gizlenmiş oluyor ki bu basit değil. Hani evet. bu okul dönemine geldiğinde ailenin ciddi sıkıntı yaşayacağı, yani çocuk okumayı öğrenirken, hecelerken o kadar uzak durucu ki. Şimdi siz 3-5 yaşlarında bu çocukla kitap okumak istediğinizde siz bu aktiviteden sürekli kaçıyorsa, işte ne bileyim bir boyama kitabı aldığınızda taşırmadan boyayamıyorsa, bir 2 yaşında, 3 yaşında karalama yapmaya başlamadıysa, belli geometrik şekilleri 5'e doğru çizemiyorsa, kopya edemiyorsa mesela bir yuvarlağı, üçgeni, bunları eğer başaramıyorsa demek ki bu çocukta bir öğrenme güçlüğünden şüphelenebilir diyoruz. Evet. Ama bunun tabii ki tespit edilmesi ya da nasıl bir eğitim programı içerisine girilmesi çok daha detaylı bir konu. Yani çocuğu çok iyi gözlemlemek gerekiyor ve şunu unutmamak lazım. Bu bir bilgi işlem problemi ve ömür boyu sürecek. Bu çocuğa sadece doğru yöntemlerle nasıl öğrenebileceğini, aynı körlerdeki gibi görmüyorlar ama bir şekilde okumaları, yazmaları, hayatlarını devam ettirmeleri için belli yöntemler geliştiriyorlar. Bu çocuklar için de nasıl öğretebileceğimizi yöntemlerini bulup uzmanların da desteğiyle özel eğitim uzmanlarının bu konuda çok büyük faydaları var. Onlarla beraber işbirliği içerisinde hayatta kalmalarını, sunmalarını sağlayabiliriz. Büşra Hanım, bir izleyicimiz var telefonda. Onun sorusunu cevaplayalım, sonra sohbete devam edelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Ben size torunum hakkında bir şeyler sormak istiyordum. Buyurun. Şimdi orta 1'e gidiyor. Hiç okulu sevmiyor. Ailevi problemler var. Annesinde babası ayrı. O nedenle bilmiyorum zorla okula gönderiyoruz. Okula gidiyor, derse girmiyor. Okuldan kaçıyor mu efendim? Efendim? Okuldan kaçıyor mu? Yani okul içinde mi derse girmiyor? Okula biz gönderiyoruz. Lise 1'e başladı bu sene. Okula gidiyor. Okulun içinde geziniyor. Sınıfa girmiyor. Devamsızlık yapıyor. Hep bizi arıyorlar okuldan. Dün yine ben okuldaydım. Sevmiyor okulu. Okumasını sevmiyor. Peki şu hep mi böyleydi? Psikoloğa götürdük onu biz. Ha, evet, ne oldu? Efendim? Götürdüğünüz psikoloğa ne oldu orada efendim? Anlayamıyorum. Psikoloğa götürdüğünüzde size verilen yanıt neydi peki? Psikoloğa annesiyle babasının ayrıldığını, bir içinde korku var diyormuş. Sınıfa girdiğim zaman bir korku var diyormuş. Anne babası ayrı mı efendim? Evet, ayrılar. Ne zaman ayrıldılar? 4 sene falan oluyor ayrıldılar. Babası başkası varmış hayatında. Çekip gitti. Hiç çocukları arayıp sormuyor, görüşmüyorlar. İşte Almanya'da şimdi babası. Seneden seneye görüşüyor. Geldiği zaman giderken Allah'a ısmarladık bir demiyor çocuklara. Peki İki psikoloğa gitmeye ne kadar devam ettik? Bu küçüğü bunalıma girdi. Peki psikoloğa gitmeye ne kadar devam ettik efendim? Efendim? Psikoloğa ne kadar süre gittik? Anlamıyorum. Psikoloğa ne kadar süre gittiniz? Biraz mikrofonu destek olarak duyamıyorlar sanırım. İlk olarak götürdük. Bir saat tuttu içeride. Bir kere mi gittiniz? Bir kez mi gittiniz? Ona bir hap verdi. Şimdi o hapı içmeye başladı 4-5 günden beri sabahları aç kalmış. O zaman psikiyatriste gittiler. O zaman siz psikiyatriste gitmişsiniz evet. efendim. Psikoloğa değil, ilaç yazdığına göre. Evet. Psikiyatriste gittiniz, ilaç yazdı. Peki o ilacı kullanıyor musunuz? Onu sorarsak herhalde değil mi? Işte, yeni başladınız. 4-5 gün oldu. Sabahları aç karnına bir tane veriyoruz. Ha, ilacını kullanmaya devam ediyor. Peki efendim. Evet. Tamam. Efendim? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başka hadi, sorunuz yoksa biz cevaplayalım sorduklarınızı. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Biz iyi günler diliyoruz.
Şimdi birçok şey var aslında değil mi? Hem babayı göremiyor çocuk, hem okuldan korkuyor, anne baba boşanmış. Birçok etken var galiba bunun içinde. Yani şöyle, şimdi zaten kesinlikle çocuğu görmek çok önemli. Ama bakın, bir psikiyatriste gidilmiş ve psikiyatri bir tanı koyup ilaç başlamış. Evet. Şimdi ilacı alalı daha 3-4 gün olmuş. Zaten etki etmesi için biraz beklemek gerekiyor, bir. Ama burada ilaçtan ilaç sinir sistemine müdahale ettiği için doğal olarak belli davranış kalıplarını, doğru uyumu öğrenebilmesi için çocuğa bir zemin hazırlar. Yani o baş edemediği dengesiz hormon seviyesinden onu normalite seviyesine çeken ilaçla açıkçası bize çalışılacak alan açılmış olur yani psikologlar olarak. Hı hı. Şimdi o çocuğun bu ilacın etkisindeyken hazır. Bir de çünkü liseye başlamış, tam ergenliğin en artık yoğun yaşandığı bir dönem diyelim buraya. Baş edemediği, korktuğu, şimdi sınıfa giremiyorum, içimde bir korku var, çok spesifik bir şey. Yani orada gerçekten halledemediği, başaramadığı bir şey var. Bunu şimdi tembellikti, yaramazlıktı falan şeklinde adlandırıp daha da olayın kronikleşmesine sebebiyet vermeyelim. Bir de ilaç almasını zaten izin vermişiz, ilaç kullanıyoruz, zaten bir destek alıyoruz. Bunu madem tam yapalım, bir de psikolog desteği alalım. Davranış terapileriyle bu çocuğun doğru uyumu sağlamasını, hazır ilacın da desteği varken bu davranışı öğrenip, kalıplaştırıp yaşamına öyle devam etmesini sağlayalım. Yani bununla baş etmesi için ona bir yol gösterelim. Hı hı. Çünkü aynı işte bugün bahsettiğimiz özel öğrenme güçlüklerinde de bu şekilde. Yani bu çocuklar birçok noktada başarısızlar ama o kadar güzel bir hayal dünyaları ve kendi kendilerini tolere etme yetenekleri var ki nasıl öğrenebilecekleriyle ilgili bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. İşte gezerek kitap okuyorlar. Ya da ne bileyim işte kendi kendilerini öğrenebilmek için işte küçük notlar tutuyorlar. Yani kendi kendilerine bazen yöntem geliştirenleri oluyor aralarında. Çünkü özel öğrenme güçlü bir zeka problemi değil, zeka geriliği değil. Çoğu zaman bunlara Whisker uyguladığımızda biz normal ve normal üstünde zeka taşıdıklarını görüyoruz. Ve diğer bütün alanlarda da çok özel yeteneklere sahip olabiliyorlar. Yani aynı işte bu durumdaki gibi sadece çocuğa doğru yöntemleri gösterecek, rehberlik edecek bir uzmana ihtiyaçları var. Çünkü zaten ergenlik tek başına kişinin baş etmesi gereken zorlu bir psikolojik süreç. Bir de onun üzerine diğer ailevi faktörler etkilendiğinde altından kalkamıyor. Sadece ilacı verip sinir sistemini kontrol altına alıyor olmaksa çocuğa bir şey öğretmek değil. O dönemi geçirmesi sağlıyoruz. Evet. Ama kazanım sağlanmadığı için belki ilacın doktor kontrolünde kesinlikle bırakılması önerildiğinde, o noktaya gelindiğinde çocuk yaşamla ilgili yeni bir durumla karşılaştığında gene baş etme problemi yaşayacak. Gene aynı süreçlere girmiş olacak diyoruz. O yüzden psikologtan destek alabilirler diye önermiş olalım. Beraberinde. Beraberinde kesinlikle. Peki burada az önce biraz belirtilerinden de aslında bahsettiniz ki okul döneminin öncesinde de bazı şeyler anne babaya bunu gösterebiliyor, bazı belirtiler. Peki burada anne babanın, her anne babanın ya da dikkatli olması gerekir mi? Bunun bir de kalıtsal yönü var mıdır? Yani şöyle, disleksi için genetik faktörlerin etkili olabileceği üzerine araştırmalar var. Bunu gösteriyor ama olasılıklar ya da yüzdelikler çok yüksek değil. Ama bu çocuklar dediğim gibi disleksi ya da özel öğrenme güçlüğü denen şey bir bilgi işlem problemi. Yani orada çocuk bilgiyi alırken, işte beş duyu organıyla beyne bu bilgiyi gönderirken bir problem yaşıyor. Ya da bilgiyi depolarken, genelde çünkü kısa süreli bellekleri çok zayıf bunların. Bilgiyi depolarken bir sıkıntı yaşıyor. Onu analiz edemiyor. Gerekli yerlere yerleştiremiyor. Sonra o bilgiyi çağırırken de problem yaşıyor. Hatırlayamıyor. Onun gerektiği yerde o tepkiyi öğrenmemiş gibi davranıyor. Sanki hiç duymamış gibi. Aynı hataları tekrar tekrar yapar bu çocuklar çünkü. Şimdi bu işlemlerde sıkıntı olduğu için çocuk biz çünkü şemalarla yani aynı bir bilgisayar gibi sürekli klasör açarak öğreniyoruz. Yeni bir bilgi geldiğinde bu klasörlerin hangisine benziyor? Evet şununla alakalı deyip oraya yerleştiriyoruz. Eğer alakasız bir şeyse yeni bir klasör açıp adlandırıyoruz. Sonra onları orada birikmesini sağlıyoruz ve yeri geldiğinde kullanmak için çağırıyoruz. Şimdi bu işte bu sirkülasyonun bir tanesinde bile sıkıntı yaşıyorsa çocuk doğal olarak ne oluyor? Bütün akademik hayatı, sosyal hayatı bundan yavaş yavaş etkilenmeye başlıyor. Evet. Çünkü
Bazıları çok hareketli olurlar. Aşırı derecede, hatta hiperaktivite ve dikkat dağınıklığıyla gelirler zaten. Bir aile öyküsünden, değerlendirmeden geçirip hemen biz şüphelenmeye başlarız. Yani bunda başka bir şey var. Çünkü bu çocuklar muhtemelen geç konuşmuştur. Hatta bazıları hiç emeklememiştir. Aileler bunu şey diye söylerler. Hiç emeklemedi, hemen yürüdü falan. Biz hemen bir soru işareti yakarız. Emeklemedi öyle mi? Acaba diğer alanlar nasıl bakalım? Hani bu tabii ki bunlar tek başına bir anlam ifade etmezler. Dediğim gibi böyle bir tanım konulabilir. Çok detaylı bir klinik değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. İşitsel olarak muayene edilmesi, göz kontrolünden geçmesi. Eğer şüphelendiğimiz durumlar varsa bir nörologdan destek alıp hani beyinsel işlevlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Peki bu ülkemizde çok fazla görülen bir sorun mu? Kat kat artmaya başladı ülkemizde de. Hatta erkeklerde görünme olasılığı bayanlara göre 3 ya da 4 kat daha fazla diyebiliriz. Çünkü buna sebebiyet verecek olan şu an çağımızın nasıl bir problem ortaya koyduğundan ziyade önleme taktiklerinden yola çıkarak şöyle bir şey söylemiş olayım. Şimdi çocuklarınızla bol bol konuşun, onlarla vakit geçirin, kitap okuyun, işte bir yerlere gittiğinizde ona sorular sorun, bakalım bu elma buraya nereden geldi, dün biz ne yapmıştık falan şeklinde. Hani zaten diğer görüşmelerimizde de burada aktarmıştık, çocuğun öğrenme sürecini aktif hale getirmek diye. Düşünebilmesi için öğrenmesini aktif etmemiz lazım demiştik. Şimdi bunlar eğer zaten böyle bilinçli bir şekilde yetiştiriliyorsa çocuk, genelde o okul çağına gelene kadar bazen tolerasyonu mümkün olabiliyor. Ama aile umursamadıysa, işte geçenlerde hep bahsettiğimiz gibi televizyona terk edildiyse bu çocuk, hani bu tarz şekilde bırakıldıysa zaten içinde taşıdığı bu hassasiyet okul döneminde mutlaka açığa çıkmış oluyor. Evet, o zaman da geç oluyor değil mi? Geçten ziyade artık önlenmesi için alınacak yöntemler için daha detaylı, daha zor bir süreç başlamış oluyor. Bu peki çok erken yaşlarda görülen bir sorun mu, yoksa daha ileriki yaşlarda birden ortaya çıkabilir mi? Böyle bir şey söz konusu mu? Yani şöyle bir durum bile var. Ben onu şöyle açıklayayım. Yani artık ilkokulu, liseyi, üniversiteyi bu şekilde bitirmiş. Hep böyle başarısızlıklarıyla, tembellikleriyle, işte abla hiç böyle değil, sen niye böyle oldun bilmem tarzı. Hep aileden yatsınar, kabul görmeyerek. Hep böyle bir gençlik, çocukluk ve okul hayatı geçirip sonra işle yaşamak başladığında, çünkü bu çocuklar zaten genellikle yapabilecekleri alanlara yönelirler. Yani onların okumayla yazmayla ilgili mesleklerden ziyade daha sosyal şeylere, yani geçen görüşmemizde bahsettiğimiz bu beynin iki yarım küresini kullanmalarından kaynaklanan, daha çok çünkü sol tarafı kullanırlar. Oradaki kapasiteleri fazladır. Doğal olarak o beyin yapısını destekleyeceği mesleklere yönelirler. Tolere etmeye başlarlar bu şekilde. Okul sistemi çünkü genellikle sağ beyni geliştirmek üzerine ya da orayı daha çok kullanmak üzerine kurulu olduğu için yazmalı, çizmeli, matematik işlemleri iyi olmalı. Bu çocuklarda bunda problem yaşıyor zaten. O yüzden bu noktalara geldiklerinde kendi kendilerine tanı koyup gelenler oluyor yani. Hani böyle böyle bir çocukluk geçirdim. O bütün öyküsünü anlatıyor zaten. Şurada şunları, burada bunları yaşadım. Şimdi iş hayatında şu sıkıntılar. Genelde empati yeteneğini çok zor geliştirirler. Karşındakini anlamazlar. Çocukluk yaşlardan gelir yani bu. Mimikleri anlamazlar. Söylenen şeyleri anlamazlar. Talimatları takip edemezler. Organize zaten hiçbir şekilde olamazlar. Yani uykudan uyanamazlar. Uyandırırsınız. Lavaboya gidip elini yıkayamaz. Oradaki su damlalarına takılır. Bir anda ortamdan uzaklaşıp başka hayal dünyasına girebilir. Çok çok hızlı dağılırlar. Onları sürekli uyarmak, sürekli ne yapacaklarını söylemek gerekir. Bu da tabii ki aileler için ciddi bir sabır gerektiren bir şey. Normalde çocuk büyütürken bile, ki belli bir dönem çocuklar sürekli anne babaya bir şeyler sorarlar, bu ne, devamlı bir süreç olur ki ona bile sabır göstermeye, hani bazen zorluk çekebilirken ömür boyu herhalde böyle bir şey çok bir çok yani, zor. Yani hani bu bir özür ya da bir, evet bu bir handikap, ama bunun nasıl yönetilebileceği ya da nasıl bu çocuğun iyi bir şekilde yetiştirilebileceği ile ilgili doğru bilinçlenen anne baba gerçekten ne yapması gerektiğini bildiği zaman külfet olmaktan ziyade gereken yerde gereken şeyi yapıp çekilmiş olacak. Ama tabii ki bunun farkına varması, bununla ilgili bilinçlenip okuması çok önemli. Sonuçta bildiği bir şeyi ancak kabullenir. Yani sabretmenin gücü oradan gelir. Onu da motive edilmesi gerekir. Evet. O yüzden diyoruz özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda birçok uzman bir arada çalışıyoruz. Yani özel eğitim uzmanları bir arada oluyor. Eğer gerekiyorsa psikiyatrik destek alınıyor. Biz psikolog olarak davranış terapileriyle, aile terapileriyle destek veriyoruz. Yani çok fonksiyonlu bir hayat yürütmek zorundalar. En azından ilk dönemlerde çok fazla. Siz
sistem oturturup belli şeyler öğrenmeye başlandıkça kendilerini yaşatmaları, mutlu olmaları daha kolay olacak. Evet, Büşra Hanım bir telefonumuz daha var. Aysel Tokmak telefon attığınızda. Aysel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Benim İyi akşamlar. Buyurun. Buyurun dinliyoruz. Benim de 12 yaşında bir oğlum var. Erken doğdu. Kendisi 8 aylık doğdu. Şu anda epilepsi tedavisi görüyor. Bizim de öğrenme güçlüğümüz var. Ben hani psikiyatriye götürdüm. Önce sonra psikoloğa gönderdiler beni. Orada zeka testi yaptı. İşte öğrenme güçlüğü olduğu ortaya çıktı. Özel eğitime göndermek istedim. Ben okuldaki rehber öğretmenimize gerek yok dedi. Ama derslerimizde bayağı bir düşüş var. Ne yapabilirim yani? O yüzden bir fikir almak istiyordum ben de size. Peki Aysel Hanım, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Gelin biz cevaplayalım tamam. Sorunuzu. Şimdi efendim şöyle, çok güzel bir yolla başlamış ailemiz. Hani psikiyatriye gitmiş, o psikoloğa yönlendirmiş, işte Viskar uygulanmıştır muhtemelen. Orada açığa çıkabiliyor ama bu tek başına işte bir zeka testi yapılıp da hemen tanı konulacak ya da hemen bu şekilde yaftalanacak bir mevzu değil. Daha birçok değerlendirmeden geçmiş olması gerekiyordu. Şimdi ben oradaki psikoloğun nasıl bir yöntem izledi, nasıl bir bireysel değerlendirmeden geçirdiğini bilmiyorum. Şayet ki çok doğru ve sıralı şekilde tam bir şekilde yapıldığını varsayarak tanının doğru olduğu ihtimal üzerinden konuşmamız gerekirse. Şimdi rehber öğretmeninden ziyade bu çocuğun spesifik olarak zorlandığı alanlar varsa işte okuması, yazması, uyum problemleri yani her alanda bozulma olur ama çok spesifik alanlarda varsa aile mutlaka özel öğretmenlerle bunu destekleyebilir. Eğer bozulma çok yaygınsa yani tek bir matematik değil hocam Türkçe değil hani her alana mutlaka rehberlik araştırmaya gidilmesi gerekiyor. Bununla ilgili hakları var bu çocukların. Yani öğretmen bir belge dizayn etmek zorunda. Sınıf öğretmeniyle işte psikoloğun çıkarttığı raporla o Viskar'ın sonucu konulacak. Öğretmen ders içindeki durumunu raporlayacak ve bu belgeyle gidilmesi gerekiyor. Yani aile bunun yapılması konusunda ısrarcı olsun. Tabii ki şöyle hani bunun nasıl yapıldığı, ülkemize nasıl işletildiği ile ilgili bazı problemler var. O yüzden bazı rehberlikçiler hani oraya yönlendirmekten ziyade içte tolere etmeyi düşünüyor olabilirler. İyi niyetli bir tavır sergileyerek böyle konuşuyorum. Eğer gerçekten içte yardımcı olmak, gereken desteği göndermeyin, biz burada gerekeni yaparız şeklinde bir tavırsa o zaman aile, rehberlikçi ve öğretmen işbirliği içerisinde bir program çocuğa çıkartılmalı. Çünkü dediğim gibi aynı bir köre kitap okutmak gibi bu çocuklar normal standartlarda öğrenemiyorlar. Onları öğrenebilmeleri için yöntemler geliştirmeli, projeler yapılmalı. Bununla ilgili bir sürü kaynaklar var. Aile bunları kendi takip edebilir, başlayabilir. Ama eğer gerçekten dediğim gibi tanı doğru konduysa ve dağılma, bozulma birçok alana yayıldıysa rehberlik araştırmaya gitme konusunda aile ısrarcı olmalı. Bu hakları var zaten, araştırabilirler kendileri. Burada az önce de bahsettiniz. Bazen hiperaktif olduğu düşünülüp çocuk getirilebiliyor dediniz ki şimdi de tanı aşamasından söz ettik. Bu aşama nasıl gerçekleşiyor peki? Daha çok sürekli hiperaktif olduğunu düşünüp mü geliyor aileler yoksa bunun haricinde farklı sorunlarla da size başvurabiliyorlar mı? Ve bu tanı aşaması çok geniş bir şey oluyor herhalde araştırmayla birlikte konuluyor. Bundan isterseniz biraz bahsedelim. Şimdi şöyle zaten genel anlamda her türlü psikolojik problem için olan odur ama bu konu için özellikle bazen şimdi hiperaktivitenin açığa bu çocuklarda açığa çıkma sebebi o kadar çok ard arda başarısızlıklar yaşıyor ki yani her seferinde okuyamıyor, yapamıyor, sürekli bir alıyor, iki aldığında bile bir övgü takdir görmüyor çünkü o da yeterli bir seviye değil. Aslında o çocuk için mükemmel bir ilerleme. Aile bunu kaçırmış oluyor. Ya da cezai uygulamalar okulda zaten sürekli üzerinde bir baskı var. Yetersiz. Çünkü şöyle bir örnek dahi biliyorum. Çocuk disleksisi var ve disgrafisi de var. Tahtadan doğru bir şekilde defterine geçiremiyor. Bunu çok uzun süre 3. sınıftı sanırım. Öğretmen tahtaya çağırıyor. Bir de hani sözlü gibi yani orada bir şey yazmasını isteyecek. Tabii ki tahtaya da yanlış yazıyor. Tersten yazıyor. Harfleri değiştiriyor. Genelde çok yakın harfleri değiştirirler. B ile D'yi. İşte B'yi U yaparlar. N'yi U yaparlar. Pardon. 6 ile 9'u çok karıştırırlar. Yani tersten yazanları bile var. Yani komple kelimeyi tersten yazanları. Şimdi o yüzden çocuk da oraya yazınca öğretmen şöyle bir tavır yapıyor. Çok yanlış bir örnek. Çok uç bir örnek belki ama eminim bu öğretmenlerimizin genelinde yayılan bir tavır değildir. Bütün sınıfı bakın gene yazan
yazamadı, gülün bakayım arkadaşınıza şeklinde bir tavır sergiliyor. Şimdi bazen bu çocuk, bu şikayetle de anne babalar değil mi size tabii, gelebiliyor. Yani çocuk ki. Ondan sonra çünkü öyle bir içe kapanıklığı, öyle bir demoralizasyon yaşıyor ki okula gitmeme isteği, artık buna bağlı olarak hastayım, midem bulanıyor, ateşim var, hani gidemeyeceğim gibi bir sürü bahaneler. Yani aile bu sefer dengeyi kuramıyor. Geliyor çocuk konuşurken, anlatırken bu davranış hatasını görmüş oluyoruz. Onu telafi edip devam etmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu tarz hatalar da çocuklara çok büyük hasar veriyor. O yüzden bu konuda şey çok önemli. Aile gerçekten çok önemli. Yani bu çocukta hiperaktivite bile eşlik etse. Çünkü bu hastalık tek başına bulunmayabiliyor bu problem. Gerçekten bazen dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ya da çok aşırı içe kapanıklık, özgüven yitme birçok bir şey komorbid bir şekilde yanında bulunabiliyor. O yüzden aileye düşen ne olursa olsun her türlü şartta çocuklarını kabul etmek. Yani o sizin evladınız ve önemli olan onun için yapabileceğiniz en güzel zemini hazırlayabilmek, ona destek verebilmek. Ne kadar gelişeceğini, nereye gideceğini biz bilemeyiz yani. Sadece üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz yani. Hı hı. Tohumu ekeceğiz ama fidan olur, ama tohumda kalır. Önemli olan o değil. O yüzden aileler bu konuda çocuklarına çok anlayışlı olmaları lazım. Çünkü bilmeliler ki dışarıdaki hayatta zaten bir sürü yetersizlik ve bir sürü baskı yaşıyorlar. Evde en azından bunu organize edebilmeliler. Ki belki de gerekirse eğitim alanında da çocuğun öğretmenlerini yine bilgilendirecek olan burada anne baba oluyor. Yine o anlamda da onlara görev düşüyor olabilir. Genelde zaten aile, yani öğretmen bazen farkına varmış oluyor aileden ziyade. Öyle bir işbirliği içine girince çok iyi oluyor yani. Evet. Öğretmen, aile ve işte uzmanlar işbirliği içerisinde faydalı bir gidiş. Hı hı. Bir telefonumuz daha var Büşra Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Ben doktor hanıma bir şeyler sormam lazım. Buyurun. Benim çocuğum da özgüven eksikliği var. Ben psikiyatriye de götürdüm, psikoloğa da götürdüm. Şu anda devam ediyorum. Rehberlikten de yardım alıyorum. Onun için ben sizden bir açıklama istiyordum. Kaç yaşında efendim? 11,5 yaşında. Hı hı. Böyle bir tanısı mı var, sadece özgüven eksikliği şeklinde mi? Özgüven eksikliği de var, onu da söylediler. Ama işte araştırmada, şu anda dosyası da yok. Çocuğumun dosyası kalkacaklar. Anlayamadım son söylediklerinizi. Dosya çıkartacaklarmış. Yani psikiyatrinin söylediği, rehberliğin söylediği bu. Yani her şey dedi de olabilir dedi yani. Hiperaktif de olabilir dedi. Değişik değişik bize şeyler, yönler söyledi. Ama dedi ancak psikiyatri veya psikolog bunu anlayabilir dedi. Yani şu anda psikoloğa devam ediyorum. Tamam. Şu an değerlendirme aşamasında yani. O zaman tetkikten geçiyor demektir. Bunun sonucunda varacakları olan karar çok önemli. Çünkü her türlü tanı ayrıştıktan sonra tek başına hiperaktivite ise ya da tek başına dikkat dağınıklığıysa ya da buna özel öğrenme güçlüğü eşlik ediyorsa yine öğretmeni, işte psikoloğu ve uzmanla, yani psikiyatrisiyle beraber çalışmaya devam edin. Onlar zaten gerçekten doğru tanıya ulaştıklarında yönlendirmeyi yapacaklardır mutlaka. Ama sakın peşini bırakmayın. Yani bu dediğim gibi detaylı bir araştırma. Her seferinde yaptığı bireysel testlerle yeni bir şey keşfediyor. Onun üzerinden bir kontrolden geçiyor olabilir psikolog ya da psikiyatrist. O yüzden onlar bir neticeye varana kadar sabırla bir süreci sürdürün. Öğretmeniyle ve rehberlik servisiyle de iletişimde kalın. Zaten öyle yaptığınızı söylediniz. Gerçekten doğru tanı konulduktan sonra, çünkü uygun rehberlik ve eğitim sistemi için plan yapılmış olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir de bir şey sorabilir miyim acaba doktor hanıma? Buyurun efendim. Benim çocuğumda da şiddet görüyor okulda. Bana hiçbir şey söylemiyor. Onunla ilgili bir şey öğrenebilir miyim? Kimden şiddet görüyor efendim? Ya şiddet işte, vuruyorlar. Bana hiçbir şey söylemiyor. Yani evde bana vurduklarını, ettiklerini söylemiyorlar. Sadece vücutunda morluklarla rehberliğe gittim söyledim. Bunun için de çocuğumun arkasında iki tane koruma verdiler. Okul içerisinde. Evet. Evet, ilginç. Öğrencilerden mi oluşuyor bu koruma? Evet, öğrencilerden oluşuyor. Bu şekilde. Evet efendim. Evet. Şimdi şöyle, ben cevaplandırayım bunu. Siz dinlemeye devam edin inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Bu da kendi yaşıtlarıyla ilgili bir sorun galiba, evet, değil mi? Şimdi şöyle, hani tanıyı bilmediğimiz için, hani özel öğrenme güçlüğü üzerinden değil ama
bu özgüven eksikliği ya da bu çocuğun okulda yaşadığı durumla ilgili gene ailenin yapması gereken yani. Çünkü dediğim gibi zaten bu yetersizliği ve bu problemleri yaşayan çocuklar özgüvenleri zedelenmeye başlıyor. Ama eğer bunu durdurmak ve buna müdahale etmek istiyorsak ilk desteği aile verecek. Ne yapacak? Önce çocuğunu olduğu gibi kabul edecek bir. İkincisi eğer organize olmayla başlıyorsa problem. Çocuğun evde olduğu süre çok güzel bir şekilde organize edilecek. Yani bunun için bir uzmandan destek almaya devam edebilir. Yani uzmanlarından bunu talep edebilirler. Çünkü çocuğun sürekli ne yapacağı belli olduğunu, ondan ne istediğinizi sürekli. Mesela daha önce söylemiştim, sabah uyanmakta problem çekiyor. Onu güzel bir şekilde kaldırıp hani bak mutfakta işte sevdiğin tostu hazırladım seni bekliyor gibi hemen ona motive olmasını sağlayıp ama her seferinde ya sen sabahları hep böyle kalkıyorsun falan şey yani bu çocuk zaten organize olabilse bunu yapabilse zaten kalkacak yani o da artık rutine alışmaya çalışıyor. Bir de unutmamamız lazım okuldu, yaşamdı bu çocuklar yeni yeni öğreniyorlar yani sabah kalkmaları gerektikleri ya da işte hazırlanıp işte yetişmeleri gereken yerler olduklarını, gelince yapmaları gereken sorumlulukları olduklarını. Şimdi onların yaptıkları yani özgüven eksikliğiyle ortaya çıkan bu kadar spesifik bir durumda yaptığı iyi şeyleri övme telaşında olmalı anne baba. Yani en ufak bir şeyde bile ne güzel yaptın onu oraya koydun ya da sınava giderken kaygı seviyeleri çok yükselir okula giderken. Ben senin elinden geldiği kadar çalıştığını biliyorum. Bir aksilik olursa bir dahaki sefere daha iyi çalışır, daha iyisini yaparız. Yani çocuğa bunu hazır ya da bitiremediği bir ödev oldu. Okula gitmek çocuklar gitmek istemeyecek yani. Ödevi öğretmeyle problem yaşayacak. Öğretmene birlikte bir not hazırlayıp işte elimizden geleni yaptık ama bugün için bitiremedik. Yarın bunu mutlaka teslim edeceğiz şeklinde. Onun güvenle okula gitmesini. Çünkü şimdi çocuk eğer bu özgüven eksikliğini bu kadar büyüttüyse, aileyle durumları paylaşmayacak kadar, içine kapanacak kadar demek ki gereken desteği alamıyor demektir. Yani çocuğunuzla çok fazla konuşmaya çalış ama konuşmaktan kastım şu değil. Okuldan geldi. Bugün okulda ne yaptın? Zaten başarısızlıklar ve yetersizlikler çok hissedildiyse konuşmak istemeyecektir. Çünkü genelde bu çocuklar anlatmaya hevesli olurlar. Çünkü en ufak yaptıkları bir şeyden bile bahsetme dürtüsü olur onlarda. Yani bunu böyle yaptım, şunu şuraya koydum, işte top oynadık falan gibi. Aile sadece düzgün ve uygun sorularla yani. Hani bugün seni üzen bir şey oldu mu? Okulda derslerde ne öğrendiniz? Onu mu öğrendiniz? Ben de öğrenirken o şöyleydi falan gibi. Hani böyle sanki onunla yaşıtmışız gibi hani bu dönemlerde. Tabii ki anne baba konumunu koruyacak ama iletişime geçerken bazen onunla olmak ya da onun aynı seviyede kalmak çok önemli. Şimdi zaten psikoloğa devam ediyorlarsa bu teşhis konulduktan sonra bu birimlerin desteklenmesi ve güçlenmesi için uzman gereken desteği mutlaka verecektir. O yüzden bu konu çok önemli. Yani çocuk paylaşamıyorsa, anlatamıyorsa mutlaka ona zora sokan bir şeyler vardır. Siz yavaş yavaş onun iyi yaptığı şeyleri, iyi yönlerini ortaya çıkartıp desteklemeye, sürekli bir alsa da onu kabul etmeye. Çünkü önemli olanın ruh sağlığı, dengeli, sağlıklı bir insan olarak büyümesi olduğunu hep kendimize hatırlatarak çocuğa muamele ettiğimizde yavaş yavaş onarılmaya başlanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki tanının konup tam olarak neyle baş ettiğimizi görmemiz çok önemli. Evet. Bozulma ne kadar, tam olarak nerelerde ve biz neler yapabiliriz? O yüzden bu ikili çok önemli. Aile zaten gereken yolu izliyor diye düşünüyorum. Ki şu an tam bir tanı konmamış henüz. Evet, henüz değerlendirme aşaması. Bu konuyla ilgili tedavinin çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Hem belirti hem de tedavi. Belirtiden bahsettik. Tedavi aşamasına baktığımızda ise aslında direkt bir eğitim başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Tedavi kısmında nasıl bir eğitim uygulanıyor ya da nasıl bir yöntem uygulanıyor? Çünkü şöyle, şimdi bu çocuklar dediğim gibi okul dönemine geldiklerinde keşfedildikleri için problem akademik. Hani doğal olarak ilk verilecek destek okul hayatının devam edebilmesi için çocuklara akademik olarak destek vermek. Özel eğitim uzmanları ama bu konuda kesinlikle yani disleksi de özel öğrenme güçlüğünde gerçekten eğitim almış, bu konuda kendini yetiştirmiş insanlara teslim etmek kaydıyla rehberlik araştırma bunu sağlıyor. Bu öğretmenlerin ve bunların yapacağı planlar doğrultusunda çocuğa doğru eğitimler verildiğinde ona işte o yazamadığı, okuyamadığı, çözemediği ya da bazen işte motorsal aktivitelerde çok geri oluyor. Başaramadığı her türlü alanla ilgili ne yapabileceğini öğretmiş oluyoruz. Kaynaklar var, materyaller var. Şimdi bu tarz bir çocuğa kırmızı demeniz bir şey ifade etmez. Ama domates düşün, bak kırmızı falan şeklinde hani böyle bağlantılar kurarak, organize olarak öğretmeye çalıştığınızda bu çocuklar kavramaya başlayacaklar. Zaten öğrenme konusunda yöntem geliştirmeye o kadar açıklar ki sizin o verdiğiniz değişik şeyleri hemen kavramaya başlayacaklardır. Ve bakın
disleksilerde de, özel öğrenmeyi güçlü olanlarda da, aslında bütün çocuklarda da en temel faktör şu: cezayı da ödülü de o anda vermek. Yani bu hafta çok sessiz durursan hafta sonu seni hamburger yemeye götüreceğim. Özellikle disleksili bir çocuk için o kadar anlamsız bir ödül ki. Çünkü bir hafta zaten bunu zihninde tutamayacak. Hı hı. İkinci süreç çok uzun olduğu için zaten o dağılacak hemen yani. Onun yerine yaptığı bir şeyi başardığında, bugün ne güzel ders dinlemişsin, aferin gel işte nasıl diyeyim, mesela öğretmeninle bugün işte yemeğe gidiyoruz. Mesela çok büyük şeyler olmasına gerek yok. Küçük şeylere koşullarsak onunla tatmin olmasını sağlamaya başlarız. Hı. Ya da cezayı burada sözünüzü keseceğim, bir telefonumuz daha var, onu cevaplayalım, daha sonra bu eğitim ve tedavi aşamasına peki devam edelim. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Alo. Alo, merhaba, buyurun, hoş geldiniz. Özlem Hanım, duyuyor musunuz bizi? Şu an bağlanamıyoruz sanırım. Biz tedavi aşamasına devam edelim. Tekrar Özlem Hanım'a bağlanabilirsek sorusunu alırız ve cevaplarız. Tedavi aşamasında ve eğitim kısmında başka dikkat etmeleri gerekenler neler oluyor? Başka söylenebilecek şöyle diyelim. Aile çocuklarını doğru organize etmeye odaklandıklarında, onları her seferinde kibarca ve ısrarla ve tutarlı bir şekilde uyarmaya, sürekli onlardan ne beklediklerini kısa ve net cümlelerle ifade etmeye devam edecekler. Hı-hı. Ben şimdi işin eve bakan yönünden ilerliyorum. Çünkü uzmanlar işte bu ailelerin buraya taşıdıkları gibi zaten çocuklarındaki problemlerin nasıl çözebileceğiyle ilgili doğru yollardan gidilmiş hep. Mutlaka neticeye ulaştırılacaktır ve uzmanlar zaten işin o yönüne destek verecekler. Aileye bakan yönü çok daha önemli. Çünkü gerçekten çocuk burada kabul gördüğünü, her türlü sevildiğini, başarma konusunda motive edildiğine inandığı andan itibaren işte o zaman dışarıdaki uzmanlara gerçekten çok pozitif bir enerji ve doğru aktarım vermeye başlayacak. O yüzden aileye bakan yönünü daha çok önemsiyorum açıkçası. Organize olmasını sağlamakla başlıyor dedik. Sonra çocukta cezayı ve ödülü yerinde ve zamanında. Çünkü bu çocukların çok hızlı dağıldıklarını, hemen unuttuklarını. Yani öğrenmelerinin kısa süreli belleklerinde ya da bilgi işlemede sıkıntı oldukları için yerleşmede çok problem olduğunu, o yüzden her seferinde hata yaptıklarında her seferinde doğruyu göstererek sabırla üzerlerine gidilmesi gerektiği üzerinde duruyorum. Çünkü ki burada aileler de destek alabilir değil mi? Çünkü bu onlar için de zor bir süreç. Evet, sürekli bir şeyleri tekrar tekrar söylemek, hatırlatmak belki onlar için zor olabilir. İşte bunu etrafa yapıştırılmış postitlerle, programların sürekli bir yerlerde olmasıyla, böyle evde sürekli o enerjiyi canlı tutarak, yani işte anne yorulduğunda baba biraz işi ele alarak, hani bu akşam sen onun organize olmasına yardım et şeklinde, hani böyle biraz yardımlaşarak bunu kaldırmaya ya da işte kardeşlere sorumluluk vererek bağları güçlendirmeye. Çünkü ne kadar çok okumasını, anlatmasını, paylaşmasını, organize olmasını ve kendini iyi hissetmesini, başarı hissini ne kadar yaşamasını sağlarsak o kadar güzel eğitilmelerine doğru ilerleyeceğiz demektir. Burada aileye çok büyük. Ailenin destek almasından bahsetmiştiniz. Şimdi zaten demiştim, bu çocukların eğitilebilmesi için çok fonksiyonlu uzman gerekiyor. Yani psikiyatrisiydi, psikoloğuydu, özel eğitmeniydi, okul servisiydi. İşte aile bu konuda hem kendi destek alıyor hem de çocuklarını destekledikleri için süreç devam ediyor. Ama burada aile terapisi, işte bilişsel davranış terapisi, çocukların bunları organize edip öğrenebilmeleri için çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi ailenin burada çok desteğe ihtiyacı oluyor. Neyle baş ettiğini çok iyi bilmeye, nasıl baş edeceğini çok iyi öğrenmeye ve tabii ki motive olmaya. Çünkü dediğiniz gibi zaten çocuklar belli zamanlarda zora sokuyorlar. Bir de böyle bir uğraşma ciddi sabır gerektiriyor. Ama çocuk yetiştirmek zaten bir sanat ve sabır işi. Gerçekten. Peki bu rahatsızlıkta iyileşme süreci ne şekilde oluyor? Bu yine çocuktan çocuğa değişen bir süreç mi oluyor? Şimdi tabii ki her çocuk özeldir. O yüzden kendi içerisinde bir çocuktan 3 ayda 6 ayda bir gelişme kaydedir. Bir çocukta 2 ayda, bir çocukta 1 yılı bulur. Önemli olan o değil. Önemli olan gelişmeye doğru gidiyor olması. Az bile gidiyor olsa gitmesi kafi. Çünkü eğer o yöne doğru gidiyorsa kendi hayatını, kendi kapasitesinin maksimum seviyesinde iyi bir noktaya taşısın. Bizim için, aileler için de bu yeterli olsun yani. Yani en ufak bir değişimde bile aileler mutlu oluyor galiba, evet, bunda değil mi? Evet,
zaten ki onu bilmeyi, onu mutlu olmayı bilmek önemli sanırım değil mi evet, burada aile evet, için? Evet. İşte ve o yüzden, çocuk için de. Onu da söylemiştim ya, sürekli bir alıyor çocuk. İki aldığında aslında orada motive edilse hemen pekiştirilmiş ve onu başarmaya motive edilmiş olacak. Ama aile bir düşük, iki de zaten düşük falan şeklinde bir hani, çünkü onlar yetişkin olarak doğal olarak hani neyin gerekli olduğunu, onun başarılı olabilmesi için nereye ulaşması gerektiğini bildikleri için hızla oraya gelsin istiyorlar. Ama önemli olan adım adım oraya ulaşması ve kendi kapasitesinde en iyi yapması. Yani genel geçer en iyi yapması değil yani her zaman için. Ki belli bir yaştan sonra bu çocuklar için de daha kolay bir yöntem olabiliyor mu? Baş etme yollarını biraz daha onlar da kendileri öğrenmeye tabii başlıyor. Tabii ki böyle yani, çok boyutlu bir destek ve rehberlik verildiğinde çocuk yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Zaten bir kere başarmanın tadına ve o özgüvenini zedelemekten ziyade onarmaya başladığı andan itibaren tırmanmaya başlıyor süreç. Kendi kendine yöntemler geliştiriyor. Buraya çok hızlı reaksiyon veriyor, onarıyor. O yüzden hani gelişerek devam ediyor ve hayatını bununla yaşayarak, ama bununla da güzel yaşayarak, mutlu yaşayarak geçirmiş oluyor inşallah. Hı hı. Hem annenin hem çocukların, anne babanın biraz uğraşıp sabretmesi gerekiyor o zaman değil mi sonuç olarak? Zaten güzel bir şeyin meydana çıkması için, güzel bir neslin oluşabilmesi için birilerinin sabretmesi, birilerinin emek vermesi gerekiyor ki güzele ulaşabilelim yani. O yüzden herhalde gereken şeyler yapıldığında istenilen elde edilir diye düşünüyorum. Evet, bu güzel cümleyle de programımızı noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, aktardıklarınız için. Değerli izleyenler, bugünkü programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu günler diliyoruz.